Herkese merhabalar. Tatile geldim. Sanki normalde hiç acı yemiyormuş gibi tatilde de acı yemeye devam edeceğiz. Bugün acılı lezzetler deniyoruz. Buyurunuz, başlıyoruz. Teşekkür ederiz. Güne şöyle güzel bir acılı bazlama tost ile başlayacağız. Bir acılı turşu suyu alabilir miyim? Teşekkür ederim. Önce güvenlik. Gençler, bunu sakın evde denemeyin. Tabii yanınızda asla yoksa. Büyük bir bardak turşu suyu. Nasıl içeceğim? Tamam, ne koydun bunun içine? Zehir gibi bu ya. Neyse ki asido var. Bugün ilk tercihim frutti aromalı asido. Kendisinin nane, frutti ve tropik olmak üzere 3 farklı aroması var. İçinizdeki yangını farklı aromalarla söndürüyor. Haydi o zaman bu muhteşem kahvaltı üzerine kebap yemeye gidelim. Kahvaltıda turşu suyu içip acılı atom tost yersen öğlen de tabii ki böyle mis gibi bir acılı kebap, yanında da acılı bir şalgam içeriz. Önce asidoyu masaya çıkarıp yangını söndürmeye hazır olalım. Bu sefer tropik aromalı asidoyla yangını söndüreceğim. Şöyle bir tohum yapalım. Limonumuzu sıkalım. Bundan sonra gömelim. Önce şalgam. Zehir gibi. Bir de şöyle mermi. Hepsi bitti. Ben de bittim demek isterdim ama bitmedim. Yemeğe devam. Neyse ki asido var. İçindeki yangını kısa sürede söndürür. Benim gibi yemek tutkunlarına duyurulur. Hadi kokoreçe. Kokoreç yemeğe geldik. Mis gibi kokoreç kokuları geliyor. Ustam, çek oradan bir çeyrek bol baharatlı. Acılı olur mu? Tabii ki hemen. Bol baharat ustam. Bol acı. Oh, mis gibi mis. Güvenlik önemli tabii ki. Nadile asidomuzu koyalım. Bir de şalgam içelim. Bir de yanına şöyle bir mermi. Kokoreçin üzerine ben nane aromalıyı tercih ettim. Meyve tadından hoşlanmıyorsanız naneli asido tam size göre. Siz efsane lezzetlerin tadını çıkartın. İçinizdeki yangını asido söndürsün. Haydi bana müsaade.